Arkadaşlar merhaba. Akseki giden gelmezler mıntıkası Üzümdere bölgesinin arazi kampımızdayız. Şimdi sizinle kendi kullandığım Bülent hocamızla, Bülent Marangoz ustamızla tasarımı ikimize ait olan bir bushcraft neck knife, yani boyun bıçağı olarak kullanılan özel bir tasarımdan bahsedeceğim. Onun yanında yine Bülent ustamızın eserlerinden bir tanesi olan farklı bir bushcraft boyun bıçağından bahsedeceğim. Şimdi öncelikle sıradan olan neck knife bushcraft boyun bıçağımızı göstereyim. Şu şekilde Cobra Nut olarak bilinen standart klasik bushcraft branşında en çok kullanılan düğümlerden bir tanesini kullanarak boynu kesmesin diye bir boyunluk oluşturup deri kılıfımıza şu şekilde basit bir deri kılıf buna tutturduk. Kullanımı şu şekilde gayet basit. Yine bilek kordonu için içi temizlenmiş bir bakır pim 10 milimlik. Kullanım şekli basitçe açıyoruz. Bıçağımız elimize geliyor. Gördüğünüz gibi gayet küçük ölçekli. Fakat çok işlevsel. Ele tam oturan, özellikle skinner olarak da çok rahatlıkla kullanabileceğimiz. İki tarafının ağız açısı farklı şekilde tasarlanmış. Ciddi anlamda bakın. Keskinliği had safhada. Gördüğünüz gibi bir seferde tıraşlama yapıyor. Çok kullanışlı bir boyun bıçağı. 1070 karbon çeliğinden yapılmış bir bıçak. Sap kısmı kök ceviz. Gayet basit ve kullanışlı. Bu yine belirttiğim gibi Bülent Marangoz ustamızın eserlerinden bir tanesi. Tasarım yine ikimize ait. Bu şekilde basit bir boyun bıçağı kamp ortamında veya bushcraft ortamında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bıçak. Şimdi gelelim. Kullanım şekli ve özelliği tamamen tasarım bana ait olan sisteme. Burada çok basit bir uygulama yaptık. Basit bir karabina sistemi, hemen şu şekilde gösterelim. İç kısımda plastik borudan, sert plastik borudan bir kılıf, kürmüzle ısıtarak sıcakken bıçağımızı içindeyken presleyip bıçağımızın şeklini almasını sağlayarak sert bir kılıf oluşturduk. Şöyle gösterelim. Etrafına parakort ip sardık ve bunun dış kısmını sentetik yapıştırıcıyla kapattık. Sentetik yapıştırıcıyı kırdığınız zaman, bunu denedik defalarca, içten ipi alabiliyorsunuz. Ha, şunu da söyleyeyim, sentetik yapıştırıcıyı sürmeden önce ipi bolca vazelinledik. Vazelinlediğiniz zaman sentetik yapıştırıcı kesinlikle ipe zarar vermiyor. Onu da belirtelim, muhafaza altına aldık ipi. Bu kılıf ıslansa dahi kesinlikle çürümüyor. Çünkü su temas etmiyor. Devamına gelelim kullanım şekline. Bıçağımızı da şu şekilde gösterelim. Bakın. Bu yine 5160 yay çeliği, daha doğrusu en çok bilinen tabiriyle makas çeliği olarak tanınan çelikten yapılmış, dövülerek yapılmış bir tasarım. Hemen şurada Bülent Marangoz ustamız ve özellikle benim çok sevdiğim hayvanlardan bir tanesi bozayı silüetini görüyorsunuz. Yine Bülent Marangoz ustamızın damgalarından, mühürlerinden bir tanesidir. Yine çok keskin bir bıçağımız. Bu bıçağın ekstra bir özelliği şu, diğer boyun bıçağımıza göre daha büyük bir bıçak. Şöyle düşünelim, temsili olarak göstereceğim. Herhangi bir ağaç dalını şu şekilde, parmağımı ağaç dalı olarak düşünün. Ya da şu şekilde, çatal şekilde
saplayarak, yani şuraya kadar ortalama 1-1,5 santim oturacak şekilde hazırladığımız zaman ve hemen üst kısımdan kabzayı parakort sistemiyle sardığımız zaman güzel bir mızrak elde etmiş oluyoruz. Bu amaçla da kullanılabilen bir tasarım. Gördüğünüz gibi geriye doğru çıkıntılı bir tasarım. Ve bunu kullanırken elinize kesinlikle bakın değmiyor. Çok gayet kullanışlı ve ele oturan tasarıma sahip. Şimdi kullanımını hemen gösterelim. Vurarak oturttuğumuz zaman kesinlikle bıçak yerinden çıkmıyor. Şimdi kullanımına geleceğiz. Burada yine kobra nut kullandık. Snake nut da kullanabilirsiniz veya birçok farklı sargı sistemini de kullanabilirsiniz. Ve bunun üzerine ben bir yüzük sistemi oluşturdum. Bakın. Bu yüzük sistemi şimdi neye yarıyor? Onu size göstereceğim. Şimdi bunun takılı şekli, burada bağlıyken direkt geçirmiyoruz bakın. Şu şekilde boynuma atıyorum. Burada gördüğünüz gibi yüzüğümü yukarı alarak klipsten geçiriyorum. Bakın bunun çıkma şansı yok. Tamamen boynumda. Bunun esprisi şu, neden biz bunu sert plastikten yaptık? Bunu kaydex malzemeden de yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntılı durumda eğer düşecek olursanız deri kılıflarda çok düşük de olsa bıçak eğer dik gelecek olursa bıçağınızın ucu sivri biliyorsunuz. Deriyi delip size saplanma riski az da olsa çok da olsa her zaman var. %1 olasılık da olsa var. Biz birincisi onu ortadan kaldırma amaçlı bunu yaptık. İkinci kısma gelelim. Şimdi diğer bıçağımızı hemen alalım. Bunu boynumuza taktığımız zaman bakın herhangi bir sallantıda bıçak sağa sola hareket edebiliyor. Şimdi ben bunu özellikle çok dik tırmanışlarda, riskli arazilerde, çarşaflıklarda boynumda bulunduruyorum. Şayet bulunması gerekiyorsa, riskli durumlarda ip kullandığımızda mesela, emniyet aparatları kullandığımızda bıçak çok acil durumlarda kesme işlemi için yardımcı bir ekipman. Güvenlik ekipmanlarımızdan bir tanesi. Şimdi bu sallantı halinde yine risk oluşturabiliyor. Sağımıza solumuza çarpıyor, bıçağın düşmesi gibi riskler açığa çıkabiliyor. Ben neden böyle bir yüzük yaptım? Onu hemen göstereyim. Bu yüzüğümüzü hemen sağ tarafımı alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Bıçağımı hatta bir saniye. Şöyle. Bıçağımı şu şekilde çekip bakın. Kabza kısmından bıçağımın kabzasına oturtuyorum. Şimdi bakın. Bıçağım boynumda sabit. Sallantı da olsa sağa sola sallanma, rastgele hareket de etsem kesinlikle kontrol bende oluyor. Ha bunu nasıl kullanacağız? Oldu ki acil durumdayız. Çarşaklık bir alandan kaydık veya ağaç üstündeyiz, ağaçtan kaydık ve örneğin sol elimizde destek aldık ve sol elimiz emniyet amaçlı bizi askıda tutuyor. Veya diyelim ki bir yerden ipin işi yapıyoruz, ip kesmemiz gerekiyor. Sağ elimizde bıçak lazım olduğu zaman bakın çok basit bir hareketle bunu bırakıyorum. Buradan asılarak bıçağımı alıyorum. Bıçağım elimde. Tekrar oturtup kendime doğru bir defa vurmam yeterli bıçağı kilitliyor. Sistemimiz bu. Tekrar gösteriyorum bakın. Yüzüğün esprisi. Kabzaya taktım. Bıçağım net şekilde askıda. Hareket anında herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Şimdi yine el yapımı olmayan fakat hem belde hem de boyunda neck knife yani boyun bıçağı olarak kullanabileceğiniz bir bıçaktan bahsedeceğim. Benim sürekli bıçak konusunda soru soran arkadaşlarımı yönlendirdiğim ürünlerden bir tanesi. Çünkü şunu soruyorlar. Çok fazla para verecek bütçeye sahip değilim. Uygun fiyata benim arazide işimi görebilecek kaliteli bir bıçağı nasıl temin edebilirim? Ben her zaman el yapımı bıçaklardan neyin ne olduğunu bilerek güveni
arkadaşlar, kameramızın bataryasının nasizliğine uğradık yine. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi birçok arkadaşımız arazi ortamında kullanabilecekleri çok fazla bütçe ayırmadan düşük meblağlara, yani 50 lira 60 lira gibi veya 50 ila 100 lira arasında rakamlara güvenerek kullanabilecekleri kaliteli çelik bıçaklar soruyorlar. Bununla alakalı ben aslında çok fazla alternatif varken yine de dediğim gibi el yapım bıçakları tavsiye ettiğim için, fakat bütçe bu noktada biraz yukarılara çıktığı için en çok önerdiğim bıçaklardan bir tanesi, ki zaten bushcraftçıların daha doğrusu en çok tercih ettikleri Moraknev markasını. Burada hani amacımız aslında reklam değil. Fakat bilgilendirme amaçlı bunu özellikle söylüyorum. Çünkü yıllardır kendisini ispatlamış bıçaklardan bir tanesi. Mora olarak da bilinen bıçaklardan. Şimdi mesela Mora'nın bir modeli hemen Koray'da da var. Bakın, bu Mora'nın karbon çeliği bıçaklarından bir tanesi. Şu şekilde gösterelim. Yine Scandi Blade. Gayet kullanışlı bıçaklardan bir tanesi. Her ne kadar sert arazi koşullarına göre biraz ben ince bulsam da kullanışlı güzel bir bıçak. Şimdi onun dışında yine örnek olarak verebileceğim, benim kemerimde de taşıdığım, hem insanlar sorduklarında çıkarıp anlatım yapabileceğim, hem de arazi ortamında küçük işlerimi halletme amaçlı kullandığım Moraknev'in, yani Mora'nın Robust serisi. Yine karbon çeliği bıçaklarından bir tanesi. Ben gördüğünüz gibi şu şekilde bir kilit mekanizması oluşturdum. Düşmemesi açısından. Her ne kadar sıkıştırma klipsli olsa da arazide ciddi sıklık alanlardan geçerken sıkıntı çıkabiliyor. Kullanım dışında bunu bu şekilde sarıyorum. Şu yine kök cevizden yapmış olduğum sıkıştırma aparatım. Bakın, Bülent ustamızın atölyesinde yaptım. Kilit sistemini çıkartarak bıçağımızı alıyoruz. Bu da gördüğünüz gibi Moraknev'in Robust serisi. 3 milim civarında kalınlığı olan, gayet kullanışlı bir bıçak. Önemli olan kısma dönelim. Klipsi şekilde kapattık. Bıçağımızın kilidini de kapatıyoruz. Şimdi bakın, basitçe şu şekilde kapatmış olayım. Evet. Evet. Tam kilit haline getirdim. Şimdi ben hemen üzerine parakort sardım. Yine bu kısma ekstra kullanabileceğim snake knot düğümüyle bir ekstra parakort. İhtiyaç halinde söküp direkt ipi de kullanabiliyoruz. Onu da belirtelim. Bunu temsili olarak göstereceğim. Siz daha önceki bıçaklarda hazırladığım ip boyunlukları yapabilirsiniz veya deri de kullanabilirsiniz. Ben bunu temsili olarak yanınızda bulunan iplerden yaptım. Bakın, bele takma aparatını şu şekilde oturttuğumuz zaman bunu neck knife olarak da şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani ihtiyaç halinde buradan bıçağınızı çekerek alıp kullanıyorsunuz ve tekrar yerine koyup bu şekilde neck knife olarak değerlendirebiliyorsunuz. Gayet kullanışlı bir bıçak, ama dediğim gibi boyut olarak diğerlerine göre büyük olduğu için ben çok fazla tercih etmiyorum. Belimde taşıma yönünde tercihimi kullanıyorum. Onu da şu şekilde hemen ana bıçağımın, benim sürekli kullandığım klasik ana bushcraft bıçağımdır, onun hemen arkasına klipsinden taktik kemerime yerleştiriyorum ve bitti. Arka tarafta pouchlarım var. İçlerinde pusulam, onun yanında magnezyum stick, yani ferrorot çubuk gibi ihtiyaçlar. Burada da herhangi bir ihtiyaç durumuna karşılık ip ve karabinalar.
şu şekilde. Yine yani kullanmış olduğum kemerimin üstüne gelecek şekilde takıyorum, yerleştiriyorum ve kullanım hazır. Elimin altında. Bu konuyu da burada bu şekilde sonlandırmış olalım. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.